Merhaba. Merhaba. Ada, bugün neredesin sen odanın? Önündesin. Evet. Odanın kapısı için biz bir süs yaptık. Elinde gördüğün, yani sizin adanın elinde gördüğünüz küçük koyuncuk adanın kapısına yapışmak üzere bekliyor. Şimdi nasıl yaptığımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hadi başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlar, şimdi malzemelerimizi bir tanıtmak istiyorum. Kulak çubuğuna ihtiyacımız var bu aktiviteyi yapabilmek için. Beyaz kulak çubuklarımız var. Şöyle iki tane kartonumuz var. Bir bardak ağzı gibi düşünün ama oval kesiyoruz. Bir de biraz daha küçük, baş olabilecek şekilde bir kartonumuz daha var. Yani şöyle koyunun gövdesi ve başı olarak düşünün. Böyle iki tane karton parçasına ihtiyacımız var. Bunları, kulak çubuklarını uçlarından keseceğim. Yani şöyle daha önce kestiklerim var. Bunlar yetmeyecektir ama. Şunlar gibi şu şekilde küçük küçük kesiyorum. Bunları yapıştırmak için de sıcak silikona ihtiyacımız olacak. Şimdi başlıyoruz. Bunu nerelerde kullanabiliriz? Bunu bir anaokulu faaliyeti gibi falan düşünmeyin aslında. Odanızda, duvarda resim çerçevesi gibi kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Hem yapımı da çok eğlenceli. Arkadaşlar, bu şekilde devam ediyorum. Etrafı çevreledim. Şimdi ikinci kata geçtiğimde çubukların biraz üstünden devam ediyorum. Hepsi böyle sola doğru. Sanki hani rüzgar buradan eser de bunlar böyle uçar ya. Öyle bir görüntü olacak. Yani dik dik yapmıyorum, böyle yatay gidiyor. Kestiğim çubuklarım yetmedi. Birkaç tane daha keseceğim. Hatta bunları böyle topluca da kesebilirsiniz. Keserken tutarsanız böyle uçmaz. Şimdi şöyle devam edelim. Şimdi koyunun vücut kısmı bitti. Şimdi koyunumuzun baş kısmına geçelim. İki tane kulak yapıyorum. Yine aynı çubuklara yapıştıracağım kulak çubuklarını. Koyunumuzun yüzü bitti. Şimdi gözlerini, ağzını, burnunu bir çizelim. Bunun için asetat kalemi kullanıyorum. Siz istediğiniz modelde çizebilirsiniz. Ben şöyle çizeceğim. Burnuna da bir kırmızı nokta yapıştırdık. Şimdi bir de kurdelemiz olsun. Şimdi başı gövdesine yapıştıralım. Bunun için de tabii ki yine silikon kullanacağız. Hemen hemen şöyle durabilir.
Evet. Başımızı da taktık. Kurdelemiz de hazır. Şimdi sana nazar değmesin. Sen çok tatlı ve çok şirin oldun. O yüzden sana bir tane böyle nazar boncuğu takmak istiyorum. Ama biraz büyük galiba. Bir tane küçük bulacağım. Şimdi buna dil çubuklarından ayak yapacağım. Nazar boncuğunu bir ipe geçirdim ve koyuncuğun boynuna kolye olarak taktım. Şimdi tahta dil çubuklarından ayakları da yapıldı. Ben bunu düşündüm, taşındım. Adanın odasının kapısını asmaya karar verdim. Onun için de bir kart yaptım. Şimdi bu kartın üstüne adanın odası yazacağım. Ve bu kartı da buna yapıştıracağım. Ondan sonra da bunu odasına monte edeceğim. Şimdi şunu asesat kalemiyle bir yazayım bakayım nasıl yazacağım. Güzel olacak mı? Sizler de istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. İsterseniz bunun arkasına şöyle ayak koyarsınız. Masanızda da durabilir. Bence çok tatlı oldu. Evet. Bitti. Arkadaşlar, Ada kapısına yapıştırdı. İyice bastır Ada istersen düşmesin. Evet. Artık Ada'nın kapısında böyle bir süsümüz var. Kolye de var burada. Evet, kolyesi de var. Nazar değmesin. Arkadaşlar, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Bize yorum yazabilirsiniz. Diğer videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Evet, koyunumuza yakından bir bakalım ve görüşürüz. Bye bye.